Merhabalar, ben Tuana. 8. sınıfa gidiyorum. Bugün sizinle beraber Sille'yi, yani Konya'nın en ünlü Selçuklu Belediyesi'nin mahallesi olan Sille'yi tanıtacağım. Gezmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, aslında burası 2000 yıllık bir Rum köyü. Ama M.Ö. 5500 yılında bulunan bir Rum köyü olduğu için bu bilgiyi vermek istedim. Aslında Tuana'cığım, burada höyüklerde yapılan kazılarda M.Ö. 5500 yılından kalma seramik parçalarına rastlanmış. Rumlar o zamanları yokmuş daha. M.Ö. 5500 yılında bazı seramik parçaları bulunmuş. Tarihi bir eser. Gerçekten de farklı kültürlerin bir arada yaşadığı 7000 yıllık geçmişiyle Sille Mahallesi tarihi eser gibi. Tuana, Sille'de senin ilgini çeken neler var? Çok güzel taş binalar var, mağaraları görüyorsunuz. Sakin, güzel bir yer. Bunun için seviyorum. O zaman hadi bize de göster bu güzellikleri. Peki, hadi beraber gezelim. Sille, günümüzde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği çeşitli halk sanatları açısından zengin bir mekan. Bu küçük çömlekleri beğendin mi Tuana? Evet, çok güzeller. Niçin yapılmış sence? Süs. Süs olabilir. Nerede kullanabiliriz peki? Nerede kullanabiliriz? Kın gece lambası şeyinde kullanırız. Aa, hiç fark etmedim. Güzel bir sokak abajuru olmuş. Değil mi? Çok hoş değil mi? Aa, bakın burada ne var? Hadi. Burada bir poz vermek istiyorum. Tuana Sille hatıra fotoğrafı fırsatını kaçırmıyor. Ne güzel. Genellikle buraya insanlar Konya'ya çok yakın olduğu için hafta sonları gelmeyi tercih ediyorlar. Ailesiyle beraber, çünkü hafta içleri okul oluyor. Evet, çok doğru. Peki şimdi çarşıyı gezmek ister misin? Olur, bana uyar. Bize de uyar Tuana'cığım. Hadi peşinden ayrılmıyoruz. Sille'de birçok tarihi yapı var. Tuana da bu eski çeşmeyi görünce dayanamayıp hemen fotoğraf makinesine sarılıyor. Karşımıza şimdi ne çıkacak acaba derken Tuana organik ürünler satan bir amcayı görüyor hemen. Merhabalar amcacığım, hayırlı işler. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Biz deyiz çok şükür. Bunlar nereden topluyorsunuz bakalım? Şimdi bahçemi, organik ürünleri kendim yetiştiriyorum. Böyle burada tezgahta müşterilere hizmet ediyoruz, veriyoruz. Evet, çok güzel. Karadut var, elma, armut, kuruşu, üzüm, yapraklarımız var. Pekmez kendimiz kaynatıyoruz. Pekmezimiz. Organik alış sirkesi var. Kendim yapıyorum. Böyle değerlendiriyoruz, müşterilere veriyoruz. Çok güzel. Hayırlı işler inşallah, bol kazanç diliyorum. Sille'nin Çay Cami. Karşısına çıkan bu tarihi ve güzel camiyi gören Tuana hemen rotasını değiştiriyor. Çok güzel. Çok hoş. Tam fotoğraflık.
güzel bir cami değil mi Tuana? Evet. Gerçekten çok güzel. Her şey ağaçtan, ahşaptan yapılmış bir tarihi eser. Ne zaman yapılmış biliyor musun? Bilmiyorum ne kadar bir tarihi var ama yukarısı bile ahşaptan, yani ağaçtan yapılmış. Evet, gerçekten çok güzel. Çarşı cami olarak 19. yüzyılda inşa edilen Sille Çay Camisi'nin mihrabı, minberi ve kürsüsünde zengin ahşap işçiliğinin en güzel örneklerini görebiliyoruz. Yolu Sille'ye düşen ziyaretçilerin uğramadan geçemediği bu cami, eski ustaların sanatçılığının canlı bir kanıtı. Dere kenarında dinlenmek ve demli bir çay içmek için birçok kafe bulunuyor Sille'de. Aa, çok güzel çiçekler var burada da. Gerçekten kokusu da kendisi gibi. İşte Sille'nin taştan yapılan tarihi evlerinin ünlülerinden bir tanesi. Her yerde bunlardan görebilirsiniz. Taştan evleri ünlüdür. Sille'nin güzel evleri, tarihi dokusunun yanı sıra birbirinden güzel aksesuarların satıldığı tezgahlar da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çok hoş değiller mi? Evet Tuana. Ve eminim sana da çok yakışırlar. Evet, bunlar da almayı düşünüyorum. Oo, birbirinden değişik güzel takıları görünce Tuana'nın nutku tutuldu. Çömlekçilik Sille'nin en eski el sanatları arasında ve hala günümüzde de güzel örneklerini görebiliyorsunuz. Merhabalar, hayırlı işler. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu çömlekleri siz mi yapıyorsunuz? Evet, kendi imal etimiz, atölyemiz var. Yaşar Usta olarak imal ediyoruz. Peki bunları ne zamandan beri yapmaya başladınız? 1961'den beri Yaşar Usta imal ette devam ediyor kendi atölyesinde. Şu anda da yine atölyede devam ediyor çalışmaya. Evet, çok hoş. Peki biz Yaşar Usta'yla görüşebiliyor muyuz? Tabii. Kendisi atölyede, dediğim gibi bugün de ziyarete açık. İmalatı görebilirsiniz. Oradan da alışverişe devam ediyor insanlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çömlek ustalarının ellerinde şekil bulan toprak, süsleme sanatıyla birer sanat eserine dönüşmüş durumda. Çok hoş, çok hoş bunlar. Nasıl? Etkileyici değil mi? Evet, çok beğendim. Ben de yapmak istiyorum çömlek işleri. Yaşar Usta'nın yanına gidelim. Mesela orada deneyebilirsin belki. Tamam, olur. O zaman hadi gidelim. Burası çok hoş. Televizyonda görmüştüm. Venedik'e benzemiyor mu? Değil mi? Venedik mi? Ama gondola eksik. Evet, Yaşar amcanın atölyesine geldik. Şu an... Yaşar Usta 40 yılı aşkın bir süredir çömlekçilik mesleğini başarıyla yapmaya devam ediyor. Bize gösterdiği bu toprak levha, biz gelmeden hemen önce bitirdiği çamuruyla yaptığı, hastanelerde yatan hastalar için hazırlanmış teyemmüm levhaları.
Bu eski atölye geçmişin izlerini, Yaşar Usta'nın el hünerini sergiliyor gözler önüne. Evet, çok hoş tahta gibi ama boya. Sen bu hoş kelimesini çok seviyorsun Tuana. Daha kurumamışlar. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çörbekçilik yapıyoruz. Aşağı yukarı 60 yılında başladım buraya. Ondan beri devam ediyoruz. Biraz Ankara'da çalıştım da yani 40 senedir kesintisiz gördüğünüz atölyeyi çalıştırıyorum. Buralı mısınız peki? Ya ben Sille'deyim. Sille'de doğduk, büyüdük. İşte bu atölyede öğrendik bu mesleğe çıraklık olarak. Genellikle biraz Ankara'da çalıştım. 10-12-13 sene falan. Sonra ustadan burayı devraldım. Bu aradan beri devam ediyoruz. Zor mu peki ya? Tabii öğrenmesi biraz zordu da öğrendikten sonra şekillendirebilin. İstediğin şekli yapabilin çamurdan. Evet, teşekkür ederim. Bir şey değil. Çok hoş değil mi? Çok güzel şeyler yapmış Yaşar amcamız. Gördük, beğendik. Şimdi gidiyoruz. Hoşlar değil mi? El yapımı, göz nuru. İşte Sille'ni sevmemin nedenlerinden birisi de bu. Ahşap işçiliği olsun, çanak, çömlek, her şey incik, boncuktur, kolyedir. Her şey var ve gerçekten de ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Çok güzel bir iş başarıyorlar. Tuana bakar mısın? Ne güzel taşlar. Kaplan gözü ve yıldız taşı diyor. Çok hoş değil mi? Çok güzel parlıyor. Sen hangi burçtansın? Ben Boğa burcuyum. Boğa burcunun taşı hangisi biliyor musun? Hayır. Turkuaz, yeşim ve zümrüt. Evet, gidiyoruz içeriye de. Evet, dikkatimi şunlar ve şunlar çekiyor. Direkt göze batıyorlar. Çok hoş, el yapımı sanırım. Amcayla da konuşmak isterim ama. Birazdan gelir Tuana'cığım. Bu ahşap ev özellikle çok hoşuma gitti. Bir dua yazıyor hem de üstünde. Tabaklar. Bunlar galiba Sille evi değil mi? Evet, evet. Burada da var. Konya yazıyor. Anahtarlıklar görüyorum ben burada. Böyle. Merhabalar, hayırlı işler. Hoş geldiniz, Allah razı olsun. Hoş bulduk. Bunları siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, hepsi kendimizin. Çok hoş gerçekten. Çimler de kendimizin. Evet. Seramik. Ahşap. Hepsini kendimiz yapıyoruz. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Vallahi 10 yaşından beri babamın yanındaydım ben. Evet. Tesisciyim yani. 10 yaşından beri yapıyoruz. Çok yaşım güzel. Silleli misiniz peki? Silleliyiz. Doğma büyüme buralıyız. Nenemiz, babamız, annemiz hepsi Silleli. Peki Sille'de en çok sevdiğiniz şey ne? Silleli. Eskiden ilişkilerimiz daha güzeldi. Şimdi öyle değil. Evet, şimdi teknoloji de ilerliyor. Bağlar kopuyor. Evet. Evet. Bu arada bağlarımız var. Bağımızdan da elmadır, bilmem nedir getiririz. Evet. Burada satmaya çalışırız. Hayırlı işler o zaman. Allah razı olsun. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Gerçekten çok hoştu değil mi? Etkilenmemek mümkün değil. Zaman geçiverdi. Evet. Gerçekten de öyle. Tuana, en çok ne etkiledi seni? En çok ne etkiledi? Baktığımız böyle ahşap şeyler, böyle inciktir, boncuktur. Bunlar beni etkiledi gerçekten ve bunları kendileri yapıyormuş. Bunları öğrendik. Yol boyunca kafeler de çok güzeldi. Evet, evet. Restoran olsun, kafe. Şimdi Sile'nin ünlü bir kilisesi varmış ve kiliseye bakmaya gidelim. Sile'ye gelip de burada bir fotoğraf çekilmeden olmaz. Sille'de bulunan Aya Elena Kilisesi 4. yüzyılda yapılmış, defalarca tamir gören kilise en son 2013 senesinde Konya Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilip müze haline getirilerek ziyarete açılmış. Arkadaşlar, bu küçük bir ork, tarihi eser olarak Aya Elena Müzesi'ne hediye edilen bir ork. Tavan süslemeleri ve ahşap işlemeleriyle dikkat çeken kilise, bugün yerli yabancı birçok turistin uğrak yeri haline gelmiş. Ambon 19. yüzyılda yapılmış. Kiliselerde Diakon tarafından İncil'in okunduğu yüksek liturjik eleman diyor. Demek ki İncil burada okunuyormuş arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Kilise hakkında neler biliyorsunuz? Sizden bilgi almak istiyorum. Tamam. Kilise hakkında ben size aktarayım. Normalde kilise, Elinin Kilisesi 4. yüzyılda kurulan bir kilise. Roma tarafından yaptırılan bir kilise. İstanbul kuran Konstantin'in annesi tarafından yaptırılıyor. Kudüs'e yolculuğu sırasında yaptırılan bir kilise. Kendince Kudüs'ten belirli kutsal emanetleri İstanbul'a taşımak ister ve burası Kral Yolu üzerinde olduğu için Sille'den geçer ve 327'de kilisenin kurulduğu söylenir. Tabi birçok kez tamir edilmiş kilise dönem dönem. 1923'e kadar dönemsel tamirler vardır kilisede. Ne zaman restore edildi peki? Şöyle söyleyeyim ben size. Normalde dediğim gibi bir Roma kilisesi, aynı zamanda bir Ortodoks kilisesi içinde bulunur. Tabi yani günümüzde müze, yani 2012'den itibaren Selçuklu Belediyesi tarafından restore edildikten sonra müze olarak ziyarete açılan bir yerdir burası. Selçuklular döneminde de birçok kez tamir görüyor. Osmanlılar döneminde de birçok kez tamir olan bir kilise. Özellikle son Osmanlı dönemi olarak bilinen 1833'lerde Sultan II. Mahmut tarafından, yine 1880'lerde Abdülmecit tarafından tamir ettirilen kilise, 1923'teki mübadele anlaşmasına kadar da ibadethane olarak kullanılan bir yer. Ayrıca burası Anadolu'da 1. Dünya Savaşı sırasında medikal hastanesi olarak da kullanılan bir yer. Hatta bunu Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Destanı'nda anlatır. Buranın hastane olarak kullanıldığını, hatta Anadolu'da ilk medikal malzemenin üretildiği bir hastane olarak kullanılır. 1923'te de ibadete kapanır burası. İçerideki süslemeler olsun, ahşaplar olsun, daha çok 19. yüzyıla ait süslemeler ve ahşaplardır. Son restorasyonu 2012 gibi yapıldı ve bittikten sonra da 2012 Aralık ayına itibaren de müze olarak ziyarete açık bir yer, yani Selçuklu Belediyesi'ne bağlı bir yer burası. Öğrendik ki Yamaç Kaya Kilisesi varmış bir de. Onun hakkında ne tür bilgiler biliyorsunuz? Tamam. Kaya kiliselerden bir tanesi Panayya Kilisesi.
oyma bir kilise. İçinde kaya mezarlarının olduğu bir yerdir. İki katlı bir kilise. Orta Bizans dönemi diye geçer genelde o kilise. İçinde mezar yerleri vardır o kilisenin. Yaklaşık 19. yüzyıla kadar da kilise olarak kullanılan bir yerdir burası. Ama oranın bir özelliği de şudur. Eskiden halk arasında bir hastalık vardır. İç kalkma ya da yürek kalkınlığı diye bilinen günümüzdeki aritmi gibi bir hastalık. Müslüman ya da Hristiyan fark etmez. O tür hastalığa yakalanan insanlar oraya giderlermiş. Orada mezar yerlerine yatak serilir. Bir gün yatıp kalktıkları zaman orada şifa bulacaklarına inanırlar. Böyle bir gelenek varmış orada. İçinde kaya mezarlarının olduğu bir kilise orası da. Teşekkür ederim. Burası kilisenin dışındaki kaya evler. Sille, Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunuyor. Evet, dağları, tepeleri aştık, geliyoruz. Burada, arkadaşlar gördüğünüz gibi mağaraya girdik. Gezeceğiz. Sille'nin en ünlü ve önemli tarihi varlıkları bu mağara kiliseleri. Erken dönem Hristiyanlarının kayaları ve toprağı oyarak yaptığı bu mağaralarda mezar yerleri de dikkat çekici. Evet, buralarda mezarlar var sanırım. Musun Tuğanacığım? Bu çukurlar eskiden buzdolabı yerine konuluyormuş. Yani yiyecekleri saklayabilecek bir buzdolabı. Verdiğim bu kısa bilgi için teşekkürler Tuğana. Burada kaya parçalarını görüyorsunuz. Yıkılmış sanırım. Şu duvara sprey boyayla yapılan çirkin şeyi gördün mü? Evet. Kötü olmuş. Burası doğal bir yer sonuçta. Onların. Tarihi. Tarihi bir yer de. Yani onların değil. Yapmalarına izin vermemeleri gerekiyordu. Evet, burası herkesin mirası. Tahrip etmemeliyiz. Sen de bir şey söylemek ister misin? Yapmayın demek istiyorum. Ne diyebilirim? Ve gelecek kuşaklara sağlam bırakmalıyız, değil mi? Evet. Yani burası tarihi bir yer, o yüzden izinsiz ya da izinli bile olsa buraları kirletmeyiniz, lütfen. Bu duyarlılığın için teşekkürler Tuğana. Evet, burası yani bu mağaralar aşağıda hatırlarsanız bize bir amca buralardan bahsetmişti, Kaya Kilisesi diye. Kaya mağaraları. Buradayız, gezdik, gördük. Şimdi Sille Barajı'na gideceğiz. Hadi bakalım. Evet, Konya'nın bir denizi yok ama Sille'mizin güzel bir barajı var. Biz ailecek her fırsat bulduğumuz zaman buraya gelip balıkları besliyoruz. Daha sonra fotoğraf çekiniyoruz, piknik yapıyoruz. Ve çocuklar için çok güzel bir yer daha var. Birazdan onu size sürpriz olarak göstermeyi düşünüyorum. Piknik alanlarıyla Sille Baraj Gölü Parkı, Konyalıların sık sık gelip ailecek zaman geçirdiği doğal güzelliklerle dolu bir yer.
Havana güzel bir yürüyüş parkuru değil mi? Tam da göl kenarında. Evet. Çok güzel ve şu an hava esiyor. Tam yürünecek bir hava. Ve zaten insanlar da yürüyor burada, ailecek görüyorsunuz. Balıkları besliyorlar. Biz de gidiyoruz. Şu anda hepsi çok aç sanırım. Kavga ediyorlar. Ekmeğin bitti galiba. Evet. Şu an balıkları da beslediğimize göre sürprize dönebiliriz. Tekne turu yapanları görüyoruz. Görüyor musunuz? Ne kadar çok ördek var. Çok güzel görüntü. Tekrar çekeceğim. Sıra Tuana'nın sona sakladığı sürprizde. Macera Kulesi bu parka gelen genç yaşlı, kadın erkek, herkesin eğlenebildiği bir devasa kaydırak. Yerden oldukça yüksekte olan bu kaydırak kulesine tırmanmak, halat tünellerinden geçmek çok eğlenceli. En tepesine ulaştı Tuana. Şimdi manzaranın keyfini çıkardıktan sonra heyecanla dev kaydıraktan inecek aşağıya. Bay bay. Merhaba, bugün sizinle beraber Sille'yi gezdik ve şu anda Sille Barajı'nın Macera Kulesi'ndeyiz. Burası benim favorim. Eğer siz de hafta sonları ailenize gelecekseniz eğer buraya mutlaka uğramayı unutmayın. Bir sonraki bölümde başka bir arkadaşımla beraber inşallah güzel bir yer gezeceksiniz. Hoşçakalın.